Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 23 Eylül Cumartesi. Ayın son haftasına girerken gözler meclise çevrildi. Meclis 1 Ekim itibariyle yoğun bir mesaiye başlayacak. Önemli başlıklar görüşülecek. Onların başında da ikinci torba yasa var. Ev kadınlarına emeklilik ve emekliye yapılacak ara zamla birlikte bağ kurulara da erken emekliliğin yolu açılacak. Emeklilik için tamamlamaları gereken 9000 prim gün sayısı 7200'e düşürülecek. Bu da Bağkurlulara 5 yıl erken emekli olma fırsatı sunacak. Ana haber bu başlıklarla başladı. Ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Bağkurlu'ya 5 yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Bağkurluların emekli olması için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşecek. SSK ve emekli sandığı çalışanları 7200 prim gününü doldurup kadınsa 58, erkekse 60 yaşına geldiğinde emekli olabiliyor. Bağkur'da da yaş şartı aynı ancak prim gün sayısı 7200 değil 9000. Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Meclisin 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte Bağkurluların beklediği düzenleme gündeme gelecek ve prim gün sayısı SSK ve emekli sandığıyla eşitlenecek. Böylece Bağkurlular 5 yıl erken emeklilik fırsatı yakalayacak. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafla tüccarı kapsayacak düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan Bağkurlulara da EYT düzenlemesiyle emeklilik yolu açılacak. 20 hizmet yılını dolduran kadınlarla 25 hizmet yılını dolduran erkekler 7200 prim günü varsa yaş şartı aranmaksızın emekliliğe hak kazanmış olacak.